Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün Windows Server 2019 üzerinde FTP Server kurulumunu göstereceğim. Normalde biliyorsunuz ben Linux kullanıyorum ve Linux tarafında sizlerle videolar paylaşıyorum. Ama bir ihtiyaç nedeniyle FTP Server kurmam gerekti Windows 2019 üzerinde. Sizlerle bu videoyu paylaşmak istiyorum. Bakın Windows Server 2019 üzerinde Server Manager diye bir bölüm var. Bu bölüm otomatik zaten her logon olduğunuzda açılıyor. Burada Add Role diyorum. Böyle bir ekran açılıyor. Next diyorum. Role tabanlı bir kurulum ve özellik ekleyeceğim diyorum. Next diyorum. Bakın buraya geldiğimde böyle bir ekran açıyor. Kurulabileceğim gördüğünüz gibi birçok servis var. Birçok özellik var. Ben buradan Web Server seçeneğini seçiyorum. Web Server ISS diye Internet Information Server dediğimiz bir özellik var. Add Server diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Böyle bir bölüm açılıyor. Bakın Web Server diye bir bölüm açılıyor. Şurada FTP Server diye bir bölüm var. Bakın FTP Server'ı seçiyorum. Yönetmek için de otomatikmen zaten burada IS Management Console burada. Next diyorum buraya. Ve install diyorum. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde ben Windows Server 2019 üzerinde FTP Server kurulumunu gerçekleştirebiliyorum. Bakalım şimdi kurulumumuz bitsin. Kurulumun yapılmasını bekliyorum. Kurulum yapılıyor. Çok basit bir kurulum zaten. Bekliyorum. Talep olursa bir bununla ilgili bir ihtiyaç olursa size Linux, CentOS ya da işte Ubuntu üzerinde FTP Server kurulumunu da anlatan küçük bir video çekebilirim. Dediğim gibi yani bunu sizinle neden paylaştım? Böyle bir kurulum gerekti. Bu kurulumu yaparken de aynı zamanda bir tarihe not düşelim bir videosu olsun istedim. Bu yüzden bunu çekiyorum. Evet, kurulum devam ediyor. Kurulumumuz devam ediyor. Kurulumumuz yükleme başarılı bir şekilde gördüğünüz gibi gerçekleşti. Close diyorum. Bakın ilk önce ben gittim. Şurada bakın disklerimden birinde şurada bir özür dilerim burası. Şurada FTP Server diye bir bölüm oluşturdum. Gördüğünüz gibi bir klasör, bir folder oluşturdum. Şimdi geliyorum. Şurada Tools bölümüne Internet Information Service ISS Manager'ı açıyorum. ISS Manager'ı açtım. Bakın bunun üzerinde herhangi bir server vesaire yok. Geliyorum. Add FTP Server diyorum. FTP Server ismi diyor. Herhangi bir isim veriyorum. FTP Server diyeyim şuna. Aynı ismi vereyim. Tamam. Bana diyor ki fiziksel pet neresi? Fiziksel pet biraz önce D'deki şu D şuradaki E bölümündeki FTP dizini burayı gösteriyorum. Next diyorum. Bana diyor ki buraya vereceğiniz IP ne olacak? Bakın herhangi bir IP atanabilir diyor ama ben buradaki IP atıyorum. Port ne? Diyorum ki 21. port olsun diyorum. Default portu zaten FTP'nin. SSL aktif değil diyorum. Gidiyorum. Start FTP site otomatik olarak site otomatik olarak başlatılsın diyor. Erişim diyorum. Basic diyorum. Basic authentication olsun. All user erişebilsin ve eriştiklerinde de hakları read ve write olsun diyorum. Bakın FTP server bu şekilde başladı. FTP server'a peki nasıl erişirim? Bakın şöyle erişebilir miyim? FTP küçük harflerle yazayım. FTP şu klavyeyi Türkçe yapayım. FTP 192 168 IP buydu. 110 210. Bana bir kullanıcı soruyor. Ben de kullanıcıyı yazayım.
Gördüğünüz gibi FTP dizilime ulaştım. FTP dizilimin üzerinde burada bir dosya oluşturayım. Bir dakika. Şifremi kaydet dedim. Bakın. Dosya oluşturabildim. Deneme diye. Evet. FTP server bu kadar. FTP servisi ile ilgili bakın. Şöyle servisler bölümüne geldiğimizde burada Microsoft FTP servis gördüğünüz gibi burada çalışıyor. Eğer dışarıdan bu erişim istiyorsanız ne yaparsınız? Gidersiniz bu cihaza, eğer bir firewall vesaire kullanıyorsanız bir üzerinde bir NAT yazar, NAT kuralı yazıp bir yönlendirme yapıp isterseniz portu değiştirip dışarıdaki portu içerideki porta yönlendirip yönlendirme IP'si de 192.168.110.200.10 yapıp Windows üzerindeki FTP server'ınızı bu şekilde kullanabilirsiniz. FTP server'ınız hazır. Dediğim gibi anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Sizlerle bunu paylaşmak istedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.